Hava Karagün. Benim buyurun. Mahkemeden bir cep geldi. Şuraya imzalar mısınız? Ha, dava açtıydım onunla ilgili herhalde. Buyurun. İyi günler. Sağ olun. Davacı Cüneyt Duran, davalı Havva Karagül. Allah Allah. Kızım. Kimmiş gelen kızım? O elindeki ne? Hiç şey, mahkemeden celp gelmiş. Hamiyet Hanım'a dava açtıydım ya, ondan herhalde. Hanımmış. Ne hanım ne hanım. Başımız dertte ortağım. Bulamadın değil mi? Bakabileceğim her yere baktım. Teyze, şimdi ne yapacağız ya? Gelme üstüme kız. Bakacağım bir çaresine.
Neredesin sen? Aa, mahkemeden şey celp geldi, karakoldayım. Şey, Cüneyt'in de ismi geçiyor. Ben bir sorayım, öğreneyim, sana da anlatırım. Of, tamam madem. Tabii ya. Ne oldu? Kız sen benim elimi değil, ayağımı öp, ayağımı. Buldum ben oğlanı kız. Nerede buldun? Vallahi buldum. Ben seni arayacağım, tamam mı? Kapat sen şunu, haydi, haydi. Buyurun. Merhaba. Merhaba abla. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun. Hayırdır? Bildiğim kadarıyla sizin davanız bugün değildi. Doğrudur, davam bugün değil de şöyle bir şey geldi. Ben bir anlam veremedim. Avukatım da şehir dışındaymış, davası varmış, ilgilenemedi. Size danışayım istedim. Tabii. Durum ortada. Siz ilk şikayetinizde Cüneyt Uyan'ı suçlamıştınız ya. Evet. İşte o da bu yüzden size dava açmış. Allah Allah. Nasıl olur ki? Kişilik haklarını zedelemeniz sebebiyle tazminat davası açmış. İyi de ben o ifadeyi baskı altında verdim. Sonra da gittim ifademi değiştirdim. Haklısınız. Dava esnasında hakim beye bunu böyle izah edin. O da kendi kanaatini kullanacaktır. Tamam, peki anladım. Sağ olun, kusura bakmayın, sizi de meşgul ettim. Rica ederim. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun, size. Teşekkürler. Merhaba Yusuf Bey. Nasılsınız, ne var? Sağ olun, teşekkürler. Siz? Sağ olun, teşekkürler. Buyurun. Komiserim, ben sizinle bir konuşmak istedim. Benim bildiğim bazı durumlar var bu davaya dair. Belki anlatırım, davanın gidişatı değişir. Bu Hamiyet Hanım'ın davası ile ilgili. Evet, o dava. Evet. Ben bildiklerimi anlatayım da. Belki de adalet yerini bulur. Ben de böylece rahat etmiş olurum. Anlıyorum. Şimdi benim bu ifadeyi size mi vermem gerekiyor yoksa savcıya mı gitmem gerekiyor bilemedim. Aslında bu gibi durumlarda tanıkları ve ifadeleri savcı bey dinler. Ancak sizin durumunuz biraz farklı. Nasıl farklı? Dava ile ilgili sizin bilginize ya da ifadenize başvurulması uygun görülmedi. Neden? Olay sırasında sizin yoğun bakımda olmanız sebebiyle zaten tanıklık etmeniz mümkün değil. Nöbetçi mahkemede hakim tanık listesi hazırlanırken bu göz önünde bulundurulsun istedi. Komiserim, ben bir sürü şey biliyorum bu davaya dair. Hiçbir şey anlatamayacak mıyım şimdi? Çok haklısınız, biliyor musunuz? Maalesef prosedür böyle. Komiserim, böyle prosedür mü olur? Gel. Amirim, suçluyu getirdik. Sorgu odasında. Tamam.
Kusura bakmayın, size yardımcı olamadım. Tamam komiserim. Kolay gelsin. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.